Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Aragaz başladı. Perşembe günüsü Kadir Çöptemir ve Pascal Numa ile berabersiniz. Hafta sonu az kaldı. Efendim lütfen sıkın dişinizi. Devrem sen de sık dişini. Hiç merak etmeyin. Yine negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır vereceğiz. Sizi cirlop gibi kemiksiz lopet halinde gideceğiniz yere teslim edeceğiz. Bu bizde. Bizim elimizde. Merak etmeyin. Pascal günaydın bro. Günaydın abi. Ne yapıyorsun bro? Ne yapayım abi? Abi haftasını gelsin ya. Ya yine akacaksın değil mi bir yerlere? Termale akacağım. Termale mi akacaksın? Kaplıcaya mı gideceksin? Evet abi. Yalova. Aa ne oldu ya? Sen suyu falan pek sevmezsin. Hayırdır? Dayı gitmem lazım. Benim abi yok. Hor kullanıyorsun belini Pascal. Sana ben her zaman söylüyorum kardeşim. Honduras, Honduras nereye kadar? Az bir ara ver ya. Abi dünya alışmış. Müptelasıyım. Duramıyorum ya. Peki Honduras'sız bir hayat hata mıdır Pascal? Büyük adam. Yaşanmamış bir hayat. Honduras candır ya. Ama senin de hiç entelektüel faaliyetin yok bro ya. Abi olmaz mı? Ne yapıyorsun mesela entelektüel faaliyet olarak usta? Çengel bulmaca. Çengel bulmaca mı? Bu mu yani abi? Bana yeter abi. Herkes adını bilsin. E peki çengel bulmacı da iyi misin? Oo süper. Boru sesi. Ti. Kuzu sesi. M. Uzaklık anlatır. Ta. Resimdeki ümlü. Kadir Çöpdemir. Aa beni mi sordular? Evet ya. Geçen sordular. Hadi be. Evet. Resim çıktı. Aa. Bulmaca da. Ay bildin tabii. Yok yazamadım. Nasıl? Ne demek lan yazamadım? Nasıl yazamadım? Abi tersi bir ünlümüz. Soruya bak ya. E tamam adımı soyadımı tersten yazacaksın abi. Yazdım ama hemen sildim. Niye abi? Abi senin adam var ya tersten çok kötü. Bir bakayım Kadir Çöpdemir. Bakacağız yaz. Hı-hı. Ridak Rimet Pöç. Heh. Hakikaten ben de tiksindim. Bu ne lan? Değil Ridak mi? Rimet Pöç. İğrenç lan. Slovak asıllı Macar orta saha oyuncusu gibi. Ridak Rimet Pöç diye bir şey mi olur ya? Benimki de öyle. Acayip ya. Dur bakayım dur bakayım. Pascal bak, bak. Numa. Latsap Amun. Aa bak adın kötü ama soyadın manidar. Amun. A**ın oğlu Pascal. Bak. Bak. A**ın oğlu Pascal. O ne? Oğlum Allah Allah soyadını çevirince böyle oluyor işte tersten a**ın oğlu Pascal. Allah Allah dur kokar huydur çeker demişler ya. Adınızı tersten okuyunca kaderinize ters döner diye de bir inanış var onu da söyleyeyim ha. Öyle mi bak diyorsun? İşte al Numan'ın tersini yaz abi Amun yazıyor. Amun. Amun bildiğin Amun. Yani ona onun için bu gerçi bizim inancımız itikadımız değil yabancının inancı itikadı ama yani işi mantar gidenler bir denesin sonucunu da bize yazsınlar biz de bilelim efendim. Peki Twitter adresimizi verelim Can benim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Pascal'a bana Dilber Kortarlı'ya Büyük Başkan Sen Thunderbolt'a sorularınızı bekliyoruz. Pascal alt çizgi Kadir adresine gönderebilirsiniz efendim. Bu arada dün bir taksici arkadaşla karşılaştık. TCC 23 miydi arkadaşın ismi? Suadiye Oteli'nin oradan. Bana dedi bir selam yollayın dedi. Canıma can katarsın. Bir selam yolla lan Pascal. TCC 23. Ya Suadiye. Selam adamsın. Selam. Suadiye Oteli'nin oradaki arkadaş. İşte anladın sen ya arkadaşım. Evet biz de selam yolluyoruz. Senin Instagram adresin var değil mi? B numara 21. Aa bir daha söyle. B numara 21. Aa. Ne oldu ki? Ya işte şaka. Seninki? Kadir Çöpdemir. Çöpdemir. Çöpdemir bekleriz. Peki işiniz gücünüz rast gelsin tabancanızdan ses gelsin diyerek başlıyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Gel diyorum. Bir dinleyicimiz tweet atmış.
Ne diyor abi? Ver abi, Twitter adresimizi ver hacı. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir, evet, buralara FM tweet atın, sorun. Bizzat ilgilenelim, en azından okuyalım değil mi Pascal? Tabii abi. Bak mesela Serkan Biçer diyor ki. Ne diyor abi? Bir sıkıntım var. Bugün trafikte bir dünya modifiye araç bağlandı. Çoğu haksız yere bağlandı. Film kaplı cam muayeneden geçiyor ama trafik polisinden geçmiyor. Neden böyle? Nasıl bir şey? O zaman satışı yasaklansın. Polis arabalarında, sivil ekiplerde bile film camlı, lütfen yardımcı olun. Sıkıntıyı giderelim diyor. Sıkıntı büyük Kadir. Evet ya. Bu film cam işini artık bir ele almak gerekiyor Pascal. Ben de çok sıkıntısı çıkıyorum. Vallahi Kadir. Bilmem mi kardeşim? Sevgili Serkan, şimdi özellikle bu arabanın içi gözükmesin derdinizi ben çok anlamıyorum aslında. Bak onu itiraf edeyim. Ne oluyor ki arabanın içinde gözüksün istemiyorsunuz? Abi havalı be. Ya bak misal Pascal'ın modifiyeli kırmızı Şahin'i var. Üç kere cam film kaplattı. Sürekli ceza yedi, sonra söktürdü. Ama bu film cam işi de dövme yaptırmak gibi. Bir kere yaptırınca hep yaptırıyorsun. Alışıyorsun. Evet evet yani. Evet. Evet aynen öyle ya. En son çok para gidiyor diye Pascal arabanın camlarına kendi akciğer röntgen filmlerini taktırdı içeriden, değil mi? Maalesef abi. Ben mesela Pascal'ın arabaya ne zaman binsem akciğerin sağ altındaki nodülü görüyorum camdan bakarken. O geçti Kadir. Girişti. Ya Allah şifasını vermiş. Şimdi bak Serkan. Bir çelişki var. Muayenede siyah film cam geçiyor ama trafik polisi yasak diye ceza kesiyor diyorsun. Bu çelişki. Ben bunu yetkililere ileteceğim kardeşim. Hangi yetkili? Yetkili bizim Yalçın yetkili değil mi, radyonun yöneticisi, ona iletirim. Burada yetkili. Tabii. Öyle mi? Tabii, başka yetkili mi tanıyorsun sanki Pascal, ona söyleyeceğiz. Artık Yalçın bakacak, radyonun müdürü bakacak artık. İyi peki. Sen de bir modifiye hastasın aslında Pascal. Serkan ne önerirsin, ne yapsın, siyah film cam müptelalığından nasıl kurtulsun? Abi bir anda olmaz. Önce azalsın. Nasıl azalsın? Sadece arka camları. Sonra onları çıkartır. Teker teker. Allah Allah. Ne demek ya bu? Sigara gibi olacak yani. Azaltarak bitecek, öyle mi? Tabii. Başka şey yapsın. Ne gibi abi mesela? Mesela makaslar. Kesicisin abi. Vitesi mesela kur kafa. Yakışıyor abi. Taksın abi. Ha. Peki senin arabanın vitesinde bir kuru kafa var. Frene basınca gözlüğünden kırmızı ışık yanıyor. Onun gibi mi olsun yani? Evet evet evet. O şimdi modaydı. Peki arka cama bir yazı önerim var mı Pascal? Var tabii. Neymiş abi? Aşkın bir sabun ise köpür beni pakize. Oo, arka cam yazısı ha? Evet. Peki senin modifiyeli Şahin arkasında ne yazıyor usta? Hostes aranıyor. Hostes aranıyor mu? Evet. Aa, benim arabanın tamponu için bir yazı önerir misin? Ayarcı yarım. Ayarcı yarım mı? Evet. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne var oğlum? Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz haber. Aragaz ana haber bülteni başlıyor. Popçu Taygun yine şaşmaladı. Demet Akalın'ın 2 yaşındaki kızının namaz kılarken, Gülben Ergen'in eşinin de oğlunun abdest alırken çekilmiş fotoğraflarının Instagram'da yayınlanmasından sonra prim yapmak isteyen genç popçu Taygun, 88 yaşındaki dedesinin umreye giderken havaalanında çekilen fotoğrafını Instagram'da hiç like almamasına isyan etti. Taygun geçen sene de umreye gitmek için yola çıkmış ama umre yerine Umman'a giderek ortamların maymunu olmuştu. Avrupa Birliği mültecileri sınırı dışı ediyor. Avrupa Birliği üyesi pek çok ülke daha önce kabul ettikleri mültecileri sınır dışı etme kararı alıyor. Avrupa Birliği dönem başkanı yaptığı açıklamada açıkçası yapamadık. Paylaşmak zorumuza gidiyor. Kediye köpeğe gözümüz gibi bakıyoruz ama muhtaç insana bizden olmadığı sürece bir şey vermek içimizden gelmiyor. Ecnebilik böyle bir şey diye açıklama yaptı. İtalyan erkekleri isyan etti. Türk kızlarının İtalyan erkeklerden hoşlanma saplantısı İtalyan erkeklerini isyan ettirdi. Konu hakkında yakışıklı İtalyan erkekler adına bir açıklama yapan Ancelotti Silviore, aramızda Türk kızlarıyla çıkan İtalyan yakışıklısı arkadaşlar 2 günde maalesef trip manyağı oldu. Özellikle neyin var canım sorusuna asık bir suratla yok bir şey diye cevap vermeleri bizi İtalyanlığımızdan bezdirdi. Şu ana kadar 16 adet İtalyan yakışıklısı koç gibi delikanlı Türk kızlarının ani triplerine maruz kalmak yüzünden tipleri kayarak Haile Selassie'ye benzediler. Türk kızlarına sesleniyorum. Lütfen bizi beğenmeyin dedi. Aziz Yıldırım durmuyor.
Şike'yi Türkiye'ye Galatasaray'a getirdi şeklindeki açıklaması olay yaratan Aziz Bey bombalarına devam etti. Aziz Yıldırım yaptığı yeni açıklamada Galatasaray ayrıca kaçak sigara, sahte parfüm, çakma bayan çantası, kiremit tozundan pul biber işine de girmiş durumda diyerek akıllara durgunluk verdi. Den Baba ve Burak'tan sonra Çinliler Serdar Ortaç'ı istiyor. Türkiye'den Den Baba, Burak ve Ersan'ı transfer ederek futbolda bir çıkış arayan Çinliler Serdar Ortaç'ı da transfer etmek istediler. Serdar Ortaç'ın futbolcu olmadığını öğrenen Çinliler kalender bir tavır sergileyerek Serdar tipi bize yakın bir arkadaş. Tam Çinli sol bek tipi var. Kendisinde böyle bir tip görüyoruz. Bir deneyelim. Beşe kadar top sektirirse bizim için yeterlidir. Alırız dediler. Bunun üzerine Serdar Ortaç'ın top sektirme çalışmalarına başladığı ve an itibariyle 3'e kadar top sektirmeyi başarabildiği efsane popçudan gelen haberler arasında. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Astrolojik gelişmeleri almak üzere stüdyomuzda ünlü astrolog Babür Cıvırdak bulunuyor. Babür Bey, hoş geldiniz. Senin burcun ne? Oğlak. Oğlak. Bak. Acıyorum size. Ne diyor? Sana acıyorum diyor adam. Ne ya? Mars geri gidiyor. Bak. Mars geri gidiyor. Bak Mars'a girecek seni. Bak Mars'a girecek. Acıyorum sana. Babür Bey. Bu gezegenlerde olan durumun bugünkü izahatını verir misin? Bugün ne söylüyor gezegenler bize? Bak şimdi. Gezegenler bugün yaşa taşa başa oturma diyor bak. Yani zaman kötü kola diyor. Yani işler ters gidecek. Hani acıyorum size ya. Abi bu da çıçık çıktı ya. Tabii normal adam bizi bulmaz ki bro. Babür Bey, bugün doğanlar hangi burçtan olacaklar efendim? Bugün günlerden nedir? Günlerden ne? 11 Şubat. Perşembe. acıyorum. Abi bugün doğanlara acıyorum ya. Aa, neden acıyorsunuz efendim? Bugün doğanlar bak Kova burcu. Acıyorum Kova burcuna. Nesi var Kovalı'nın ya? Ya saf olur Kovalar. Saf. Her şeye inanırlar. Herkes kandırır onları. Acıyorum onlara. Acıyorum. Zavallı Kovalar ya. Efendim Kova burcu hangi grupta oluyor hocam? Hava burcunda ama havacıva. Yani hocam bu kovalar saf mı? Keriz. Onlar keriz. Acıyorum kovalara ben. Hocam keriz peki onları. Bu kova burçları için ideal meslek ne olabilir? Pilot. Bak kovadan iyi pilot olur. İndir kaldır. Acıyorum kovalara. İndir kaldır. Acıyorum ya. Kedi ben bunu deverim. Abi bir sakin ol, gözünü seveyim, iş yapıyoruz ya. Peki Babur Bey, Satürn bizim burcumuza girdiği zaman ne olacak? Satürn burcuna girerse tutarsın. Niye? Satürn zorlar, parasız bırakır, aç bırakır. Yani güçlükleri öğretir, güçlükleri. Acıyorum burcuna Satürn girenlere ya. Ama Babur Bey, bu gezegenlerde hiç mi iyi bir huy yok ya? Yani biri geri gidiyor, biri ileri gidiyor, işler tersi o bağlanıyor. Biri bizim burcumuza giriyor, işsiz, açsız kalıyoruz. Bu nedir abicim ya? Venüs iyidir. Yani burcuna Venüs girenlere acımam onlara. Neden hocam? Venüs girince ne oluyor? Paso Honduras yaparsın, Honduras. İyiymiş. Tamam abi. Hocam, bu Venüs bana ne zaman girer? Az kaldı, merak etme, geliyor. Pascal, dikkatli konuş istersen. Türkçe enteresan bir dil ya. Peki, Babür hocam çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere. Acıyorum size ya, valla acıyorum ya. Bir çay ısmarlayın bari, acıyorum ya. Aragaz. Aragaz, babasını bile tanımaz. Aragaz haber. Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri almak üzere stüdyomuzda ünlü ekonomist ve finans danışmanı Eşber Siftah hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Zahmet oldu. Ya zahmetine kardeş ya. Ya sana bir şey olmazsın kardeşim ya. Zahmet nedir ya? Yok gadanızı alırım sizin ya. Eşber hocam, merak ettiğimiz bir şey var.
döviz endeksi diye bir şeyden bahsediyor. Nedir bu döviz endeksi? Bak şimdi Kadir kardeşim, bak şimdi o döviz endeksini var ya, bak icat edeni, bak ben bizim bu Malatya'nın Şirin ilçesi Hekiman'ın ana caddesinde bak bizim Tayfur abi var. Ne alırsan bir milyoncu. Onun dükkanın üst katındaki terzinin soyunma kabininde ben de over yapam. Ya Eşber hocam, ya lütfen bize bilimsel anlatın ama yani bu nedir, yakışıyor mu size, sizin gibi bir akademisyene, bir kürsü sahibine bunlar ya? Kardeş bilimsel yorum istiyorsun ha sen, bilimsel. Ya evet hocam ya, lütfen. Tamam kardeş, peki crowding out'un olması için bak ilk önce devletin bu kamu maliyesinde bir efeks olması lazım kardeş. Yani finansman ihtiyacı yüksek olan devamlı kısa ve orta vadeli tahvil swap eden bir devletin olması gerekir. He? Anladın mı? Yok. Vallahi hocam biz hiçbir şey anlamadık. E o zaman ne bilimsel istiyor lan? Falsosu. Ha? Ama hocam yani neyse, peki gayrimenkule girelim mi hocam? Gir kardeş. Gayrimenkule gir kardeş. Önce sen gayrimenkule girersin. Sonra gayrimenkul ne yapar sana girer kardeş. Aidat parası kira gibi. Kiraya versen kiracıyla uğraş kardeşim. Arsa alsan her an başında duracaksın. Biri gelir gonduyu tak diye tiker kardeş ya. Üç günlük dünyada toprağı ne yapacaksın kardeşim ya? Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz Kadir'im ya. Hocam ben altına girmek istiyorum. Reşat'a gir. Yani Reşat altına mı girsin hocam? Yok bak, bizim Malatya'da bu Cumhuriyet Caddesi'nin oradaki döner kavşaktan sola dönünce ileride gayısıcı bizim Hilmi abi var. Onun yanında kuyumcu var, Reşat. Dürüst temiz bir kuyumcu. Oradan al kardeş, kazıklanmazsın ya. Anladım. Peki Eşver hocam dünya ekonomisi ne durumda ya? Dünya ekonomisini sordun değil mi kardeş? Evet hocam, dünya ekonomisini. Pascal aç bakalım kardeş. Açayım mı? Aç kardeşim aç. Dünya ekonomisini izah edeceğiz. Hemen aç bakalım. Hemen açman lazım. İyi peki. Kadir bak bakalım, gördün mü dünya ekonomisini? Oo hocam, dünya ekonomisi bu sabah hareketli nedense. Evet bak, akışkanlık var, görüyor musun kardeş? Bak damarlar şişiyor. Evet. Gördün mü, bak bak. Evet evet, o sıcak paranın aktığı kanallar onlar galiba değil mi hocam? Görüyorum. İşte bak, aferin, iyi. Kapat kardeş Pascal, kapat. Peki hocam. Peki Eşber hocam, FED faizleri ne yapacak? Yani nasıl olacak? Kardeş bana FED faizi deme ya. Ya o FED'in başında kim varsa sana bir şey göstereceğim diye kandırıp bak, bizim Malatya'nın girişinde soldaki tarlanın ortasında elma ağacından kuzeye doğru böyle 15 adım gittikten sonra karşına gelen büyük kayanın gölgesine yatırıp öyle... Ama Eşber hocam, yani olmuyor bu ya böyle ikide bir... Ya kardeşim su verin, sabah sabah sinirim bozuldu ya. Ya kardeş yok mu bir çay bir kahve ya? Ya böyle Kerbela'ya mı düştük kardeşim ya? Ya bir şey ısmarlayın, bir hareket olsun, bir samimiyet olsun, bir poça getirin. Bu ne la, kuruduk burada kardeşim yeminle ya. Aragaz sabah haberleri nihayet sona erdi. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes bro. Canım işte o an geldi canım benim. Yeni mi şehir? Evet Pascal. Aniden bir duygularım tosardı Pascal. Ne oldu ki? Dün akşam eve giderken böyle eski anılar gözümün önünden geçiyor. Ondan sonra bir an böyle bulan gençlik zamanlarına gittim. Anılar uçtu, hüzün bir şey oldu falan. Oturdum, şiir yazdım. Ne gerek vardı ya? Ya duygu tosardığı bile tutmayacağım Pascal. Tosaran duyguyu çıkarmak lazım. O yüzden bu şiiri yazdım kardeşim. Oku bakalım ya. Ne yazdın bakayım? Ama bir güzel bir fon alayım ben. Acı çekmek özgürlükse, mıncır beni sevdiceğim. Hür olayım kuşlar gibi, kısa banttan uzun gördüm. Fakat bu top tuşlar gibi. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. Aç kafesimi nazlı yârim. Aç kafesi. Çıksın kuş. Kafesi aç. Ama açar açmaz kaç. Zira kafesteki kuş şefkate aç. Kuşu elinle büyütmekse amaç. O zaman yarım bırakma kafesi. Tam aç. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek, kapı deliğinden gözlemekmiş sevmek, masum bir patlıcanı közlemekmiş sevmek. Yalanmış hepsi yalan, bir baklava tepsi yalan, Sabri Reis kepsi yalan, küçükmüş la senin malan, sevmek diye bir şey varmış.
O da bize kabarmış. Acı çekmek özgürlükse mıncır beni sev diyeceğim. Bisikletten düşe yazdım. Cincir beni sev diyeceğim. Adrenalin yüklenelim. Danger beni sev diyeceğim. Nasıl buldun Pascal? Çok saçma. Oğlum sen ironik sanattan gram anlamazsın ki lan. Ha? Ha, ya, zavallı, ya. Zavallı. Tabii. Ha. Gazoz içecek misin? Yok, sabah istemiyorum rastgele. Açma poğaça çekti canım Pascal ya. Ya yalırız. Vallahi MacGyver gibi oldun ha. Peynirli mi? Evet peynirli, hadi. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Yes sir. Abi okullar açılınca trafik... Ha, benim için pardon. Alo, aleyküm selam. Evet benim. Kimsin? Kate Upton mı? Oo, gel yavrum gel. Babacığa gel. Kate Upton. Alo Kate Upton. Kate biz tanışıyor muyuz ya? Benim telefonumu nereden buldun? Abi sen var ya. Safsın oğlum ya. Niye lan niye? Oğlum karı aramış. Telefon nereden buldun soruyor. Sardın sana lan. Atır kur. Atıl. Ya bir saniye ya. Alo Kate Upton. Kimden aldım dediniz? Hakim Kardashian verdi. Tamam Kate'cim anladım. Peki. Tanışırız kendisiyle, doğrudur. Buyurun ne vardı canım benim? Kim dediniz? Evet annem olur. Sizi mi aradı? Benim annem mi sizi aradı? Kadir ne olmuş lan? Annem Kate Upton'u aramış Pascal. Niye alakalı? Dur abi öğrenci. Alo Kate Upton, yani çok özür dilerim efendim, annem sizi niye arasın? Evet. Ne? Seni bana mı istedi? Ne yapmış? Ne demiş? Annem Kate Upton'u arayıp seni oğluma alacağım demiş. Ayşe teze bravo. İşte bu be. Ayşe teze bana da bul be. Kate gibi olsun. Ya lan Kadir çok şanslısın ya. Vallahi Kate Upton çok şaşkınım. Çok özür dilerim Kate'cim. İnan ki bilmiyordum canım benim. Yani annemin böyle enteresan çıkışları oluyor ama ilk defa başıma geliyor bu ya. Ha ne dedi? Ne dedi? Aha yapma ya. Ya çok özür dilerim. Çok özür dilerim ya bak. Ne güldün abi? Abi annem Kate Upton'a demiş ki kızım senin resimlerine baktım tam oğluma göresin. Benim ufak büyük nonnik sever. Gel seni ona alıvereyim de kızım demiş. İşte bu be. Ya var ya şöyle bir annem olsun. Borcun milyar olsun. Kadir annen var ya senin ne zaman doğurmuş? Kadir gecesi. Vay. Efendim Kate Upton. Vallahi şaşkınım yani çok özür de diledim yani siz ne oldu ne düşündünüz ki? Anlıyorum. Ne diyor abi? Vallahi Kadir Bey diyor sizi Google'da diyor taradım diyor. Hakkınızda yazılanları okudum diyor. Ayrıca ne s**m olduğunuz belli değil diyor. Bir zamparasın, bir muhafazakarsın, bir komünistsin, bir liberalsin. Ama kadın ruhundan anlıyorsun diyor. Bu karmaşıklığı, bu vagabondo tarzın beni sana çekmedi değil diyor. Bir elektrik aldım senden bir etkilenme oldu bende diyor. Oğlum Kadir, karıya götürdün. Yavrum Kate Upton kim Pascal ya? Kürdan olsa dişimi karıştırma. Ya bırak! Artist ya. Tövbe. Kissa da geldi. Hava yapıyorsun ha? Olur mu canım? Neyse dur bırak. Alo Kate canım şimdi bak Kate Upton ha. Yavrum şimdi ben büyük nonnik seviyorum doğru hastasıyım. Ben de. Yavrum herkes büyük nonnik sever de neyse. Ama her şey de nonnik değil yani. Abi pardon bir dakika. Her şey nonniktir. Tek gerçek nonnik abi. Sen deli misin ya? Ya tamam ama bak şimdi Kate bak bunları baş başa benim evde bir şeyler içerken konuşalım. Ben sizin nonnikleri bir gondikliyim. Nonnik gondik bunların ne olduğunu bizzat izah edeyim efendim. Ha? Hem mevzuyu detaylandıralım bir olaya bakalım. Ha yok ben gelemem oraya siz İstanbul'a geleceksiniz. Ama hayır mümkün yok. Sen bilirsin Kate sen bilirsin. Kadir ne diyor lan ben de gireyim mi? Aa hoş diyor bir de ayağımla sana mı geleceğim? Ne dolar milyarderleri var kapımda köpek gibi bekliyorlar. Sen kimsin lan diyor. Oğlum sen var gerizekalısın. Ya ne yapayım Pascal güzel bir kadın bana iyi gösterdiği zaman şaşırıyorum ben. Tipik Türk erkeği. Alo Kate canım sana bir şey soracağım. Hatay'ı kendini de aramak niye yanlış? Niye? Ha bak. Bak çünkü Hatay Akdeniz bölgesinde. Nasıl espri? Alo Kate? Alo? Aa kapadı lan bu. Kadir senin var. Benim ne yaptın ya? Oğlum gitti karı. Allah'ım ya. Şimdi yürü değil mi? Tövbe. Aragaz.
her friki, of, gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Kadir. Adı neydi bunun? Pascal. Senin tabiatını bak doğru konuş. Kadir bak Türkiye'ye şikayet var ya bu Pascal getirdi. Ne diyorsun sen be? Beyler sakın lütfen. Hanımlar şey beyler şu an stüdyomuzdaki büyük başkan Sen Thunderbolt. Başkanım hoş geldiniz. Sana merhaba Kadir. Merhabalar. Ama bu şikeci Pascal'a var ya bak merhaba falan yok yani. Kadir davarın buna. Ya lütfen efendim sakin ya bir sakin ya. Bir anlık sinirle söylenmiş bir şey bu ya. Başkanım bu hafta böyle bir moda oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın gündeme bomba gibi düşen bir açıklaması oldu. Türkiye'ye şikeyi Galatasaray getirdi diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Bak şimdi Kadir bak. Şimdi Türkiye'ye şikeyi Galatasaray getirmedi. Kim getirdi? Ben getirdim. Nasıl? Şimdi bak benim perme hakkım vardı. Önce otomobil getirecektim. Lutfi'den parfüm getireyim dedim. Elinlik boyu yokmuş. Baktım Türk futbolunda şike yok. Ben getireyim dedim. Getirdim bak güzel de oldu. Herkes memnun kaldı. Ama büyük başkan neler diyorsunuz siz ya? Bak şimdi Türk futboluna bir şey gelecekse onu ben getiririm. Mesela bak her şeyi getirdim ama bu Türk futboluna dikine oynamayı getiremedim. Hala ne oynuyorlar ya. Peki başkan bu Burak var ya Çin'e gitti. Biliyorum evet. Burak'ı ben sattım Çin'e. Aa siz mi sattınız başkanım? Evet ben sattım. Çinliler beni aradılar. Büyük başkanım dediler. Elinizde uygun bir ürün varsa alalım dediler. Nasıl bir ürün istiyorsunuz dedim bunlara. Bu ara futbolcu çok iyi gidiyor. İç pazarı itelemek için elinizde futbolcu var mı dediler. Var ama mutsuz dedim. Biz onu mutlu ederiz dediler. Nasıl mutlu edeceklermiş efendim? Şimdi bu Çinli kızlarda kibrit kutusu gibi oluyor biliyor musun sen? Evet, evet duyuyoruz hocam. Sırada bile sokacağım ben bu Çinlileri. Anladım. Ama başkanım Esen de gitti. O da Çin'de. Esen'i de ben sattım. Önce Esen'i sattım. Bunun kızası var mı dediler. Var dedim. Burak'ı da sattım. Akşam pazarı bak güzel ticaret oldu. Değiştirme kartı var mı dediler. İçine koydum dedim yolladım. Bakacağız artık. Peki büyük başkan Sen Thunderbolt. Türkiye'den başka futbolcu gidecek mi acaba ya Çin'e? Gider. Hami Mandaralı'yı yollayacağım Çin'e ben. Ama başkanım Hami Hoca futbolu bıraktı malum. Trabzonspor'un başında kaç sene oldu ya? Kaç sene oldu ya? Tabii çok. Çok ya. Çin'de oynar o. Hami'den sonra bak mesela Metin Ali Feyyaz'ı da göndereceğim. Üçlü paket ekonomik boy. Güzel de bir fiyat yaparım. Başkanım siz ne işsiniz? Bak Kadir bak bu ikidir bana ters gidiyor. Bak şuna bir şey söyle ayağım denk alsın. Ya bak. Başkanım bakın Ersan Çin'de yeni takım forması ve poz vermiş. Resmi göstereyim size. Göster bakayım. Heh, bakayım. Ha evet aferin bir dakika. Ulan alçak nankör şerefsizler lan. Ulan satılmış köpekler ya. Bize mi diyor? Ya biz şimdi ne yaptık ki başkanım? Size söylemiyorum. Bak Çinlilere söylüyorum ya. Çinliler ne yaptı? Lan Ersan'a merdivenlerde poz verdirmişler. Ama hata bende bak. Sözleşme yazmayı unuttum. Futbolcular merdiven kullanmayacak diye madde koyacaktım ya. Allah Allah. Aa! Sen ne gülüyorsun lan? Aa! Ya başkanım aklıma bir şey geldi ya. Ona güldüm ya. Senin lan ya aklına ben ya. Aa! Sen ne gülüyorsun lan? Aa başkanım ya vallahi benim de aklıma bir şey geldi. Ulan alçak lan göğüs atılmış köpekler. Ulan sokmam bir daha sizi bu stüdyoya ya. Ayağınızı denk alın lan. Ya Pascal yürü gidelim devrem. Bu ne bu yine kendini tıttırdı ya. Ay ay. Kaç ya. Kadir kaç lan. Bıçak çıktı. Aa. Bıçak değil bu. Ayakkabı çekeceği portatif. Yanımda taşırım. Tırsaklar sizi. Sokmayacağım lan sizi bir daha bu stüdyoya. Efendim biz. Merdivene doğru kaçmayın lan. Gelin buraya. Bay bay bay. Alçaklar. Allah'ım ya. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.